Sevgili arkadaşlar, sayın hocalarım, bu ayki seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Bu ayki seminerimizin konusu nöroplastisite ve öncelikle Sayın Profesör Doktor Tayfun Uzbay hocamızın özgeçmişini sunarak başlamak istiyorum. 1959 yılında Ünye Ordu'da doğdu. Ünye Lisesi mezunudur. Lisans derecesini 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden aldı. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda 1992 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1995 yılında doçent unvanını aldı. 1997-98 yıllarında TÜBİTAK ve Kuzey Teksas Üniversitesi bursları ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Farmakoloji bölümünde ve 1999 yılında Cagliari Üniversitesi bursu ile İtalya'da Cagliari Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji bölümünde araştırıcı öğretim üyesi olarak çalıştı. 2003 yılında profesör unvanı aldı. 2003-2011 yılları arasında Gata Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı, Gata Yüksek Bilim Konseyi üyesi olarak çalıştı. 2013 yılında kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Halen Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanlığı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Hocam, bir sorum olacaktı. Sunum esnasında sorularımızı interaktif olarak aynı anda mı sormamızı tercih edersiniz yoksa sunumunuzun bitiminde mi sormamızı tercih edersiniz? Yani interaktif olabilir çünkü bu bir öğrenci semineri, eğitim amacı gidiyoruz burada. Ben herhangi bir zaman kısıtlaması da koymayacağım. Hani 40 dakika, 45 dakika gibi öyle bir derdim yok benim. Anlaşılmayan bir şey olursa araya girebilirsiniz moderatör olarak. Tam orada soru sormak isteyen soru sorabilir, tartışabiliriz. Belki bu birazcık konuşmayı uzatır ama bunun da bir sakıncası bence yok. Anladım hocam. Bir de slaytınız küçük gözüküyor. Acaba tam ekran yapabilme şansınız var mıydı? Konuşmaya başlarken onu şöyle yapacağım, yaptım. Tamam hocam. Dilediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Teşekkürler tekrardan. Evet, ben öncelikle Güven Akçay Hoca başta olmak üzere sinir bilim topluluğu üyelerine teşekkür ediyorum bu nazik davetleri için. Bu akşam nöroplastisite konusunu konuşacağız sizinle. Nöroplastisite özellikle 1990'ların ikinci yarısından itibaren çok sık duymaya başladığımız bir terim oldu nörobilim alanı içerisinde. 2000'li yıllardan sonra da oldukça dinamik bir şekilde gelişti. Bu konuyu çok farklı yönleriyle bu akşam ele almaya çalışacağım. Siz de zaten bittiği zaman konuşma göreceksiniz. Eğer eksik kalan herhangi bir yer olursa yine sorularınıza da açığım. Onları da tamamlamaya gayret edeceğim. Şimdi nöroplastisitenin nereden başladığıyla isterseniz konuşmamıza başlayalım. İki tane çok önemli bilim insanı görüyorsunuz. Camillo Golgi, bir İtalyan doktor, patolog ve bilim insanı. Sağda da, bana göre sağda, Santiago Ramón Cajal var. İspanyol nöroanatomist ve histolog. İki komşu ülke, biri İtalya, biri İspanya. Ve her ikisi 1906 yılında, yani 20. yüzyılın başında ilk Nobel ödüllerinden bir tanesini, Nobel Tıp ve Fizyoloji ödüllerinden bir tanesini paylaşıyorlar. Burada ilginç bir hikaye de var. Çok ilginçtir. Camillo Golgi bir patolog, mikroskoplarla dokuları inceliyor. Beyin dokusuna merak sarıyor. Beyinde o güne kadar Camillo Golgi daha detaylı inceleyinceye kadar beyin sinir hücresi kavramına sahip değiliz. Yani 20. yüzyılın başlarında beyni biliyoruz, anatomik olarak biliyoruz ama nöronlardan bir haberiz henüz. Yani nöronlar hakkında herhangi bir fikrimiz veya bilgimiz yok. Camillo Golgi
geliştirdiği bir gümüş boyasıyla bir boyama gerçekleştirdiğinde beyin dokusunda nöronları görünür hale getiriyor ve tanımlıyor. Beynin diyor içinde çeşitli hücreler var. Bu işte hücreler nöronlar. Ve ilk kez biz nöron kavramıyla tanışmış oluyoruz. O zamana kadar Hipokrat zamanından beri beynin duygu ve düşüncelerin merkezi olduğunu biliyoruz veya o şekilde daha çok kabul gören bir görüş var. Bütün dünyada bilimciler veya hekimler arasında. Ama tabii buna karşın günümüzde de devam eden bir Aristo etkisi de var. Aristo biliyorsunuz her ikisi de antik çağ bilimcisi. Bunların Yunan bilimcileri. Her ikisi de hem felsefeyle hem bilimle çok yakından ilgileniyorlar. Aristo'ya göre kalp duyguların merkezi, beynin görevi duygusal süreçte çok ısınan kalbi soğutmak. Aristo böyle tarif ediyor. Ama biliyorsunuz Aristo'nun tanımı da bugün belki hala devam ediyor. Çünkü aşk gibi, sevgi gibi duygularımızı ifade etmek için simge olarak hala kalbi kullanıyoruz. Yani sevgililer gününde falan kalpli işte çikolatalar veya objeler insanlar birbirine veriyorlar hediye olarak çiftler. Ve ne yapılır? İşte ağaçların veya ahşap levhaların üzerine bir kalp çizilir. Ortasından da bir eros oku geçirilir. Ve sevgi bu şekilde ifade edilir. Karşı cinsle olan sevgi anlayışı. Ancak biz Camillo Golgi beyinde nöronları keşfettiği sırada büyük çoğunluğu dünyanın duygu ve düşüncelerin beyinle ilişkili olduğunu kabul ediyor. Fakat bunun beyinde nasıl gerçekleştiğini bilmiyorduk. Camillo Golgi'nin nöronları tarif etmesi büyük bir adımdır, büyük bir devrimdir. Ve beyin araştırmaları işte bugün siz de nörobilim topluluğusunuz, sinir bilim topluluğusunuz. İşte sinir bilimin gerçek manada temellerinin atılmasını 20. yüzyılın başlarında görüyoruz. Yani oldukça da genç bir bilim alanı. Evet, eski çağlardan beri düşünce üzerine çok fazla konuşulmuş, duygular üzerine çok fazla şeyler yazılmış, çizilmiş ama bunlar çok böyle nasıl çalıştığını, beynin nasıl çalıştığını anlatan şeyler değil. Bu arada sohbet yerinde bir soru görüyorum. Kusura bakmayın, ekranınız gözükmüyor diyorsunuz. Gözükmüyor mu? Ben de görünüyor sayın hocam. Gözüküyor Hocam, hocam. bizde de gözüküyor Ekran hocam. Görünüyor. ha, tamam o zaman bunu dikkate alamayacağım. O yazan kişinin ayarıyla ilgili bir sıkıntı olabilir. O zaman devam edeyim. Şimdi Camillo Golgi nöronu tarif ediyor ve gösteriyor. Çok güzel bir şey, bir devrim. Fakat bir konuda yanılıyor. Bir modelleme yapıyor. Yaptığı modellemede diyor ki bu nöron dediğimiz sinir hücreleri bütün beyni bir balık ağı gibi sarıyor ve birbirleriyle bağlantılılar diyor. Şimdi aynı dönemlerde onunla birlikte araştırmalar yapan Kajal onun bulgularından etkileniyor ve o da mikroskopla inceliyor beyni. Kajal oldukça biyografisini, hayatını öğrenmenizi tavsiye edeceğim önemli bir bilimcidir. Müthiş bir içgörüye sahip. Bir şeyleri ispatlayamıyor ama hissediyor. Ve hissettiği şeyleri ifade ediyor ve çok da mantıklı bir şekilde ifade ediyor. Camillo Golgi'yi nöronlar konusunda doğruluyor Santiago Ramón Cajal. Evet diyor, nöronlar var. Hatta bir tık ileri gidiyor. Beynin tek işlevsel, fonksiyonel en önemli birimi nöronlardır diyor. Yani beynin işlevselliği için nöronların öneminin altını çiziyor. Ama Golgi'nin yanıldığını söylüyor. Yani bunlar birbirleriyle böyle balık ağı gibi falan bağlı değiller. Nöronlar birbirleriyle temas etmiyorlar. Fakat birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Ve kurdukları iletişime göre
Beyinde değişik konfirmasyonlar ortaya çıkabiliyor. İyi bir ressam düşüncelerini resmediyor. Birçok güzel çizimleri vardır Kajal'ın. Bunları bulabilirsiniz. Google'dan da ulaşabilirsiniz. Ve bugünkü bilgilerimize, bugünkü mikroskobi bilgilerimize veya bugünkü bilimin ispatladığı verilere çok yakın öngörüler ortaya koymuş durumda Kajal. Tabii Golgi ile Kajal arasında sert bir çatışma çıkıyor burada. Golgi reddediyor kesinlikle Kajal'ın düşüncelerini. Benim dediğim doğru diyor. Kajal da kendi düşüncelerinde ısrar ediyor. Bu durumda da Nobel tarihinde bir ilk gerçekleşiyor ve bundan sonra da başka bir tekrarı olmuyor bunun. Golgi Kajal'la birlikte Nobel almayı kabul etmiyor. Nobel ödülünün Nobel komitesi toplanıyor. Ancak diyor bu adam olmazsa ben alırım Nobel ödülünü diyor. Ve Nobel komitesi tarihte bir kez ve ilk kez iki ödül töreni tertip ediyor. Birinci gün kura çekiyorlar. Golgi gidiyor, ödülünü alıyor ve yaptığı Nobel konuşmasında da yani yarın buraya Kajal diye birisi gelecek, o da işte saçmalıyor falan gibi Kajal'ı kötüleyen bir konuşma yapıyor ve ödülünü alıp gidiyor. Ertesi gün Kajal için bir ödül töreni düzenleniyor. O da ödülünü alıyor. Şimdi Golgi önemsiz değil. Golgi çok önemli. Biz nöronu Golgi'ye borçluyuz. Yoksa daha belki bekleyecektik birinin onu keşfetmesi. Buradaki keşif nedeniyle Golgi'nin bu ödülü alması son derece normal. Ama burada başka bir şey görüyoruz. Öngörüler, bilimsel öngörüler bazen yanlış çıkabilir. Nitekim Paul Broca, ünlü Broca alanını bulan kişi, değil mi? Dünya çapında bir bilim insanı, ismi bütün textbooklarda geçiyor. Bilim tarihine altın harflerle ismini yazdırmış bir kişi. Ne diyor biliyor musunuz? Kadın beyni erkek beyninden biraz daha küçük olduğu için erkekler daha zekidir gibi bir şey söylüyor. Ve bu belki yaşadığı dönemde biraz erkek egemen toplum tarafından hoş görülse ve desteklense de zaman içinde dünya en önemli bilimsel gaflardan biri olarak tarihe geçiyor. Yani bilim insanları da gaf yapabiliyorlar, bilim insanları da yanılabiliyorlar. Ama başka bilimciler bunun üzerine eleştirel düşünceyi getirerek ve değerlendirerek neyin doğru, neyin yanlış olduğunu zaman içinde ortaya koyuyorlar. Aslında nöroplastisitenin başlangıcı da Golgi'nin nöronu bulması ve Kajal'ın nöronlar birbirleriyle bir iletişim kuruyorlar. Ben diyor bunu gösteremiyorum şu an. Ama diyor kesinlikle iletişim kuruyorlar ama bu iletişimi temas kurmadan yapıyorlar. Yani sanki insanlar gibi birbirleriyle konuşuyorlar gibi bir şey söylüyor ki bu işte bugünkü nöroplastisitenin başlangıcını oluşturuyor. Burada Kajal'ın demansla ilgili müthiş bir öngörüsü var. 1911 yılında yayınladığı bir kitapta, Fransızca yayınlanmış olan bir kitap bu. Sinir sisteminin histolojisi kitabı. Demansın, tabii burada sinaptik lafı var ama bunu biz koyuyoruz buraya. O sinaps demiyor, henüz sinaps tarifi yok. Demansın nöronlar arasındaki bağlantılardaki iletişimin yetersizliğiyle ilişkili olabileceğini ilk defa söylüyor. Çok önemli yani 1911 yılında bunu söylemek. Ve meşhur nöron yasalarını ortaya koyuyor. Diyor ki merkezi sinir sisteminin anatomik, fizyolojik, genetik ve metabolik temel birimi tek bir nörondur. Nöronlar kendi aralarında bu sinapsları sonradan dolduruyoruz. Nöronlar aslında kendi aralarında iletişim kurmaktadırlar diyor. Bu orijinal yayında 1928 yılında yaptığı yayında sinaps lafı yok. Ama biz bu daha sonradan kanıtlandığı için bugün rahatlıkla burada sinapslar üzerinden bir bağlantı kurulduğunu söyleyebiliyoruz. İşte Ramon Cajal'ın öngörüleri sinaps kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Peki sinaps ne zaman tarif edildi? 1931 yılını bekledik bunun tarifi için. Gene öngörüsü yüksek, çalışkan bir bilim insanı Sir Charles Scott Sherrington, bir nörofizyolog ve tıp doktoru, ilk kez ete kemiğe büründürüyor Kajal'ın
düşüncelerini, görüşlerini bir model de çiziyor. The Integrative Action of the Nervous System isimli bir kitap kaleme alıyor ki kült bir kitaptır. Bu ilk önemli sinir bilim kitaplarından bir tanesidir. Bu kitapta sinapsı tarif ediyor ve ilk defa isimlendiriyor. Kajal haklı. Nöronlar birbirleriyle bağlantılar kuruyorlar ve bu bağlantıları temas etmeksizin sinaptik bir aralık üzerinden yapıyorlar. Bir presinaptik sinir terminalinin bir postsinaptik sinirin membranıyla yaptığı sinaps söz konusudur diyor. Arada çok küçük angstron dereceyle ölçülebilecek kadar bir mesafe vardır diyor. Ve bu mesafe üzerinden bir iletişim gerçekleştiğini söylüyor. Ve bu yapıya Yunanca synaptein sözcüğünden esinlenerek sinaps adını veriyor. Sign Yunanca birlikte haptein kucaklaşmak demek. Yani synaptein veya sinaps aslında nöronların kucaklaşması anlamı. Yani buradaki kucaklaşma tabii ki bir iletişim belirtiyor. İnsanlar birbirleriyle kucaklaşıyorlar. İnsanlar birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Böyle bir kucaklaşma nöronlar arasında da söz konusu. Şimdi nöron kavramı girdi literatüre. Bir öngörü geldi Kajal'dan. Bu öngörü dedi ki bunlar birbirleriyle bağlantı kuruyorlar ama birbirlerine temas etmiyorlar. Ve daha sonra üçüncü aşamada Sherrington buraya bir tarif getirdi. Dedi ki burada sinaps dediğimiz bir oluşum var. Bu oluşum üzerinden bu süreç yürüyor. Nöronların birbirleriyle iletişime geçme süreçleri yürüyor. Tabii ki hemen Sherrington'ın ardından burada biraz nörofarmakolojiye kaçan nörokimyasallar konusu var. Çeşitli kimyasallar aracılığıyla bu iletişimin sürdürüldüğü de izleyen çalışmalarda ortaya konuluyor. Önce işte otonom sinir sistemi üzerinden asetilkolin tarif ediliyor. Kasların kasılması veya gevşemesinin sağlanmasında nörokimyasalların katkısı ortaya konuyor. Bunu işte katekolaminler dediğimiz noradrenalin, serotonin, dopamin gibi önemli temel majör nörokimyasallar başta olmak üzere diğer nörokimyasalların tarif edilmesi, gösterilmesi ve hatta ilerleyen zamanlarda ve hala bugün de devam etmekte olduğu gibi işlevlerinin açıklanması süreci geliyor. Devam ediyoruz yolumuza. Asıl nöroplastisitenin tam olarak ne olduğunu ortaya koyacak devrim niteliğindeki yaklaşımda Kanadalı bir psikolog olan Donald Hebb'den geliyor. Donald Hebb, The Organization of Behavior isimli çok önemli bir kitap yazıyor. 1949'da bunu yayınlıyor ve bu kitapta önemli şeyler söylüyor. Özet olarak söylediği en önemli konu şu. Biz öğrenen yaratıklarız, öğreniyoruz insanlar olarak ama biz öğrendiğimiz zaman beynimiz değişiyor. Beynimizde ne değişiyor? Nöronların birbirleriyle yaptığı bağlantılar değişiyor. Bu nöronlar birbirleriyle birçok bağlantı yapıyorlar. 100 ila 500 milyar arasında zamana göre değişen, biraz sonra biraz daha açacağız tabii. Bir taraftan nöronlar üretiliyor. Biz buna nörojeneziz diyoruz. Çok duymuşsunuz. Ama nöronlar öbür taraftan bir apoptozis dediğimiz planlı programlı kendi kendilerini yok etme süreci yaratıyorlar, yaşıyorlar. Bu bazen patolojik olabiliyor ama çok defa da faydalı bir şey oluyor. Yani burada zararlı oluşan bir takım bağlantılar da apoptoz sayesinde ortadan kaldırılabiliyor daha oluşmadan, davranışa dönüşmeden. Bir ikinci önemli özellik var. Pruning dediğimiz budanma süreçleri var. Zaman zaman budanıyor, organizasyonlar sadeleştiriliyor, daha efektif hale getiriliyor ki bunlardan da biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi Donald Hebb'in öğrenmeyle beynin değiştiğini söylemesi son derece önemli bir şey.
Yani biz bir şeyleri öğrendiğimiz zaman beynimizde bir konfirmasyon ortaya çıkıyor. Nöronal bağlantılar birbirleriyle nöronlar bağlantı kurarak çeşitli sinapslar birbirlerini izleyerek çeşitli yollar, patikalar veya küçük bağlantılar oluşturuyorlar. Ve burada sürekli olarak beyinde bir değişim ve devinim söz konusu. Bir hareketlilik var, bir değişim var ve bu sabit değil, stabil değil. Nöronlar da stabil değil ve nöronların kurdukları bağlantılar da stabil değil. Bu bağlantılar yeni bir dil öğrenirken ortaya çıkabiliyorlar. Kullandığımız sürece yepyeni bir patikaya veya yepyeni bağlantısallığa sahip oluyoruz beyinde. Ama bu dili kullanmadıkça veya unutuyorsak öğrendiğimiz bazı şeyleri, o patikaları ortadan da kaldırabiliyoruz. Bazıları alışkanlık haline de geliyor. Biraz sonra biraz daha aşacağım. O zaman nöroplastiste de bir level daha ilerledik. Nöronla başlamıştık. Nöronların birbirleriyle temas etmeksizin kurdukları iletişimle devam etmiştik. Bu iletişimin sinapslar üzerinden olduğu gösterilmişti. Buradaki en temel faktörün de öğrenme olduğu ortaya çıkıyor. Biz öğrenen canlılarız ve öğrenme işlemi aslında bir sinaptojenezisi gerektiriyor. Sinapslar yapılmasını ve bu sinapslar ve bu bağlantılar arasında güçlü iletişimler kurulmasını gerektiriyor ki bu beyin esnekliği ya da nöroplastisite dediğimiz olayın aslında temel elemanlarından, temel bileşenlerinden bir tanesi. Nöroplastisiteyi pozitif yönde açıklamak isteyecekseniz bunu doğrudan öğrenme üzerinden açıklayabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Erik Kandel'i görüyoruz burada yeni bir önemli kilometre taşı olarak. Erik Kandel şurada kitabını görüyorsunuz. Belleğin peşinde diye çevrildi Türkçe'ye. Bu Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıkan bir kitap. Bu kitap alıp okumanızı, siz sinir bilim topluluğu öğrencilerisiniz. Bu kitabı derhal edinin, alın ve okuyun. İki nedenle. Birinci nedeni çok kült, önemli bir bilimcinin 2000 yılı yani yeni milenyumun ilk Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülünü alan bir bilimcinin otobiyografisini göreceksiniz. Nasıl merak ettiğini, bilimsel araştırmayı nasıl yaptığını, hatta bilimsel araştırmanın felsefesi ve metodoloji üzerine de çok güzel sözler var kitabın içinde. Çok faydalanacaksınız. Birincisi, kendinize iyi bir pusula, iyi bir kişi örnek alabilirsiniz. Sinir bilim yolunda yürürken bu kitabı okuyarak. İkincisi, valla nörobilimin en zor konularından biridir. Çünkü çok karmaşık ve indirgemeci anlatılır öğrenme ve bellek konusu. Ve anlamakta zorluk çekeceksiniz çok defa. Mikro RNA'lardan girip bilmem şeylerden birçok kreplerden çıkacaksınız. Ama tam olarak da bunun neyi ifade ettiğini kafanızda bir bütün olarak oluşturamayacaksınız. Bu kitapta Erik Kandel bellek tiplerini yaptığı deneyler üzerinden çok güzel açıklıyor. Çok basitçe açıklıyor ve anlaşılır şekilde açıklıyor. Benim de ufkumu çok açan bir kitap olmuştur. Şimdi buradaki önemli derslerden biri şu. Erik Kandel bir psikiyatrist. Freud'un peşinden gitmek istiyor. Ancak bir yerde Freud'u terk ediyor. Canı sıkılıyor. Yani her şey psikanalizle açıklanamaz. İşte birazcık böyle deney yapmak istiyor. Deneylere merak sarıyor. Bu arada tabii Avusturyalı kendisi. İşte 1935'lerde, 33'lerde Hitler dönemi var. Avusturya, Almanya'ya ilhak oluyor. İlhak olduktan sonra da orada Yahudilere karşı saldırılar başlatılıyor. O da ayrılmak zorunda kalıyor ülkesinden. Amerika'ya gidiyor. İşte Amerika'da da yolunu başka türlü çiziyor. Yani bir moleküler sinir bilimcisi, hücresel düzeyde çalışan
sinir bilimcisi olmak istiyor. Belleği merak ediyor. Yani bellek nasıl oluşuyor diye merak ediyor. Bunu bir modelde, bir profesörün yanında oradan duyuyor. Diyor ki bir şeyi merak ediyorsanız, araştırma sorusu soruyorsanız buna en uygun hayvan modelini bulmanız lazım ve bu model bazen aykırı canlılar arasından çıkabilir. Şimdi Eric Kandel Aplasia californica denilen deniz salyangozunu kullanıyor çalışmalarında. Halbuki ne bekleriz biz? Fare veya sıçan bekleriz, değil mi? En çok o hayvanlarla çalışılıyor. Ama onun bu canlıyı tercih etmesinin sebebi şu: bu Aplasia californica çok fazla bir nörona sahip değil. Yani az sayıda nörona ve aşağı yukarı da işte bir 20 ganglion'da toplanmış nöron kümelerine sahip ve o kadar büyük ki aplazyanın bu sinir hücreleri çıplak gözle dikkatle bakıldığında görülebiliyor. Yani Aplasia californica'nın nöronlarındaki sinaptik bağlantısallığındaki değişiklikler gözle görülebilir düzey. Şimdi burada bir deney yapıyor. Yaptığı deneyde bu hayvanın bir kuyruk bölümü var, bir sifon denilen bölgesi var. Hayvanın kuyruk bölgesine dokunsal uyarı verildiğinde bunu önce bir tehdit olarak algılıyor ve kuyruğunu çekiyor. Fakat bu tekrarlandığında sürekli olarak dokunsal uyarı buraya gönderildiğinde bu giderek azalıyor. Hayvanın verdiği tepki giderek azalıyor ve belli bir yerden sonra siz dokunsanız da o tepki vermiyor. Şimdi tepki verdiği zaman da buradaki bağlantısallığın arttığı ve daha sonra tepkisizlik başladığında bağlantısallığın eski haline döndüğü burada rahatlıkla görülebiliyor. Bir adım ileri gidiyor. Pavlov'dan esinleniyor ve Pavlov'un biliyorsunuz koşullanmış şartlı refleks deneyleri var. Bundan aldığı Nobel ödülü de var. Önemli keşiflerden biridir davranışsal sinir bilim alanında. Şimdi dokunsal uyarıyla ondan daha irite edici olan, daha acıtıcı olan bir elektriksel uyarı uyguluyor. Şimdi hayvana önce dokunsal, sonra elektriksel uyarı veriyor ve elektriksel uyarıyı aldıkça hayvan daha fazla, daha sert bir refleks tepki geliştiriyor ve daha sonra dokunsal uyarı gelir gelmez gene çekiyor kuyruğunu. Burada da nöron sayısında ve bağlantısallıkta bir artış söz konusu. Şimdi şöyle bir şey var. Alışma dönemi, yani tehdit etmeyen bir davranışın aslında duyarlılaşma dediğimiz olay öğrenilmiş bir korku davranışı. Ve ona göre beyinde sinaptik değişiklikler ortaya çıkıyor. Nöronlar arasında bir organizasyon ortaya çıkıyor ve bu kalıcı bir organizasyona dönüşüyor. Halbuki tehdit etmeyen daha yumuşak dokunsal uyarılarda bir süre sonra alışma ya da habituasyon dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Alışmada daha organize ve daha kalıcı sinapslar oluşturmaya, bağlantılar oluşturmaya gerek olmuyor. Şimdi Eric Kandel tabii bundan sonra daha birçok araştırma yapıyor. Burada bu süreçlerde duyarlılaşma ve alışma süreçleri ki her ikisi de bakın birer öğrenme süreci. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta alışırken de hayvan sinaptojenezis'te değişiklik var. Yani bağlantısallık oluşuyor, sonra giderek azalıyor. Duyarlaşmada da giderek daha komplike bir bağlantısallık ortaya çıkıyor ve bu bağlantısallık devam ediyor. Yani sabit durmuyor nöronlar. Yani Aplasia californica'nın sinir sistemi ya da beyni ya da işte nöronları dinamik, devamlı değişkenlik gösteriyor. Ve işte nöroplastiste dediğimiz şey de aslında tam da bu. Böyle değişiklikler. Bu tabii çok basit, daha ilkel memelilere göre çok daha ilkel bir canlıda gösterilmiş form. Eric Kandel burada daha sonra
Bunu bellek açısından da ele alıyor. Bellekte serotoninin katkılarını ortaya koyuyor. Yaptığı bu çalışmalarla da Nobel ödülüne layık görülüyor zaman içinde. Ama Kandel'in çalışmaları da gene nöroplastisite konusunda bize oldukça fikir verici, bilgi verici oluyor. Şimdi bu kadar bir girişten sonra ve önemli bilim insanlarını da kademe kademe andıktan sonra bunun bir tarifini yapabiliriz. Yani nöroplastisite nedir dediğimiz zaman beynin sürekli olarak kendini değiştirmek suretiyle öğrenmeye, davranışa, çevreye ve sinirsel süreçlere uyum sağlamasıdır. Yani nöroplastisite bir noktada karşılıklı bir adaptasyon, dışarıdan gelen uyarıya karşı beynin nöral bağlantılarında değişiklikler yaparak adapte olmasıyla yürüyen bir süreç. Beyin az önce de söyledik, değişken, dinamik bir yapı. Çeşitli iç ve dış uyaranlarda beyindeki nöronların ve bunların oluşturduğu ağların yapısal özellikleri ve daha önemlisi sadece yapısal özellikleri değil, daha çok yapısalı konuştuk. İşte artıyor, azalıyor, bağlantılar çeşitleniyor, daralıyor, bunları söyledik ama bu aynı zamanda işlevsel değişikliklere de yol açıyor. Bu değişiklikler beraberinde işlevsel çeşitli farklılıkları ortaya koyuyor. Tabii burada öğrenme gibi, belleğe bir bilgi depolama gibi ve bu bilgiyle çevreye adapte olma gibi bir süreç olumlu ve istediğimiz bir süreç. Ancak stres faktörleri söz konusuysa ki bunun da üzerinde duracağız biraz sonra, çeşitli beyin hastalıkları da ortaya çıkabiliyor. Nöron konfigürasyonlarında yani nöron bağlantılarındaki farklılaşmalarla veya olan bağlantıların aktivitesindeki değişikliklerle, olan bağlantıların güçlü ya da güçsüz olmasıyla ya da olan bağlantıların beyindeki lokalizasyonlarına göre olmaması gereken yerde olmaması gereken bir bağlantıyı sağlaması nedeniyle olumsuz değişikliklere yol açabiliyor beyinde. Buna da kontradaptasyon ya da ters adaptasyon diyoruz. Ters adaptasyon ya da kontradaptasyonun aslında nörobilimde en güzel karşılığı madde bağımlılığıdır. Yani bağımlı olan bir beyin, bağımlılık yapan maddeler beyni değiştirirler ve bu değişiklikler daha sonra kalıcı olabilir. Bir türlü tekrar eski haline dönmeyebilir. Aynı şekilde Alzheimer hastalığında, şizofrenide, depresyonda ve otizmde farklı bağlantısallıklar yani normalden sapan bağlantısallıklar söz konusudur. Ve dış dünyayı algılayış biçiminde ya da bilişsel işlevleri hayata geçirme, davranışa yansıtma süreçlerinde çeşitli sorunlar yaşanabilir. O zaman sevgili öğrenci kardeşlerim, nöroplastisite her zaman iyi istenen bir durum değil. Hastalıkların da aslında birer nöroplastisite değişikliği olduğunu, bazılarının kalıcı, bazılarının geçici beyinde değişiklikler yarattığını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Evet, biz bugün bilimsel teknolojide çok ilerledik. fMRI'lar, MR'lar falan her şey havada uçuşuyor. Ama ben bu yazılım mühendislerini de biraz fazla iddialı buluyorum. Bundan 10 yıl önce nörobilim çok daha popülerdi biliyorsunuz. Önüne gelen TEDx konuşması yapıyordu. Çıkıp işte beyninizin mimarı olabilirsiniz. Olumlu düşünün, olumlu olsun falan filan. Yani beyin beyin olalı böyle bir eziyet çekmemiştir. Yani özellikle 21. yüzyılın ilk başlarında herkes bir beyin uzmanı olarak ortaya çıktı. Ve nöroplastisiteyi de çok çok önemli, iyi bir şey gibi söylediler. Biz ama hastalıklarda da bir nöroplastisite söz konusu. Sıkıntımız şurada, fMRI ile falan bunu gösteremiyoruz. Yani biz beyinde Alzheimer hastasının beynindeki
özel, Alzheimer'a özel bağlantısallığı, madde bağımlılığına özel bağlantısallığı, şizofreniye özel bağlantısallığı. Şimdi bu hastalıkların da şöyle bir tarafı var. Merkezi sinir sistemi hastalıkları bir semptomlar topluluğudur. Bol miktarda semptom vardır değerli kardeşlerim burada. Ve bir semptom sadece bir hastalıkta değil, başka hastalıklarda da ortaya çıkar. Mesela şizofreni hastalığında manik epizot bipolarlarda da ortaya çıkabilir. Depresyonun mani şekli olan işte manik atak döneminde bipolarlarda karşımıza çıkabilir. Halüsinasyonlar bazı epilepsi türevlerinde, demanslarda, madde bağımlılığında, şizofrenide, bazı ağır depresyonlarda halüsinasyonları da görebiliyoruz mesela. Yani sadece semptomlar üzerinden hastalıkları açıklamaya çalıştığımız için çok da başarılı olamıyoruz aslında. Biraz elimiz kolumuz bağlı. Bunun sebebi beyindeki bağlantısallıkları henüz haritalayamıyoruz. Evet, haritalama çalışmaları var ama depresyonun haritası şudur, işte otizmin haritası budur diyemiyoruz çok fazla. Tamamen semptomlar üzerinden gidiyoruz, değil mi? Psikiyatri biliminde ne yapılıyor? Siz depresyon tanısı konulduktan sonra sizdeki serotonin düzeyine bakılarak serotonerjik bir ilaç verilmiyor ki. Sizin hekime vermiş olduğunuz, onun yaptığı testlere verdiğiniz yanıtlara göre veya sizdeki semptomlar gözlenerek size bir tanı koyuluyor. Buralarda da sıkıntılarımız var. Bunları konuşuruz ayrıca. Şimdi nöroplastisitenin tarifini de yaptık. Sanırım herkes çok net, basitçe anladı nöroplastisite nedir. Ama nöroplastisite kombine bir olay ve kademeli bir olay. Yani santral sinir sisteminde birçok düzeyde değerlendirilmesi gereken bir olay. Nöroplastisitenin moleküler ayağı var. Burada moleküler bir takım değişiklikler oluyor. Sinyal yol hatlarında sinyal transdüksiyonla değişiklikler olabiliyor. Gen transkripsiyonu bu moleküler ayak içinde değerlendirilebilir. Çeşitli proteinlerin sentezi gene moleküler ayak içinde değerlendirilebilir. Gene hücresel bir ayak var. Yani molekülden daha büyük bir yapı olan hücreye geliyoruz. Hücre dediğimiz nöron. Nöron bir hücre gövdesi ve aksondan ibaret biliyorsunuz. Hücre gövdesinde de dendritler var. Hücre gövdesinin dendritlerindeki değişikliklere dendritojenezis diyoruz. Nöronlardaki değişiklikler de daha çok nörojenezis olarak yani yeni nöron oluşumu olarak karşımıza çıkıyor. Burada apoptozu da koyabiliriz bir karşı hareket olarak. Ve gene budanmayı da ama budanmayı daha çok şu sinaptojenez tarafına belki koyabiliriz ama nöronal tarafa apoptozu da koyabiliriz. Şimdi hücresel düzeyde gerçekleşiyorsa bir nöroplastisite burada yapısal olarak bir değişiklik ortaya çıkmış demek. Bakın size yapısal nöroplastisiteyi daha iyi anlamanız için küçük bir örnek vereyim burada. Yani slaytını koymadım. Keşke koysaydım. Ama anlatabilirim bunu. Şimdi alkol biliyorsunuz klorürü artırarak aynı benzodiazepinler gibi klorür girişini hücre içerisine artırarak sedatif etkiler oluşturur. Yani ilk defa alkol alanlarda veya ılımlı miktarda alkol alanlarda sedasyon ortaya çıkabilir. Bir rahatlama ortaya çıkabilir. Rahatlatıcı bir etki ortaya çıkabilir. Bu klorür kanalları ile ilgili bir şey. Klorür kanalları ilk defa alkol alanlarda daha fazla açılabiliyor. Ama alkol alımını biz sürdürürsek burada bir karşı adaptasyon ortaya çıkıyor ve klorür kanalları daralmaya başlıyor. Bu nedir? Yapısal bir plastisitedir. Genişlemesi de yapısal bir plastisite. Yani yapıda bir değişiklik var. Daha fazla klorür hücre içine giriyor. Daha fazla GABA benzodiazepin reseptör kompleksi uyarılmasına bağlı olarak daha fazla
etki görüyorsunuz. Daha fazla sedatif etki görüyorsunuz. Ama sürekli alkol aldığınızda bir kontradaptasyon geliştiğinde klorür kanalları daraldığı zaman ne yapmanız gerekiyor? Daha fazla alkol almanız gerekiyor ki bu aynı zamanda alkole gelişen toleransın da bir mekanizmasını tarafından da oluşturuyor. Bakın nöroplastisite burada yapısal düzeyde böyle değişikliklere yol açabiliyor. Daha fazla miktarda alkol alımına yol açabiliyor. Ve siz dışarıdan gelen bütün kimyasal faktörler ve bütün çevresel faktörler yapısal plastisiteyi değiştirebilir. Biraz sonra bahsedeceğim. Stres de bunlar arasında, çeşitli travmalar bunlar arasında. Hücresel düzeyde, nöronal ya da dendritik seviyede plastisite de değişiklikler karşımıza önemli problemler de çıkartabilir. Bazen daha faydalı, daha olumlu sonuçlar da doğurabilir. Şimdi üçüncü aşaması sinaptik düzeyde, yani sinaptojenez dediğimiz olan. Artık burada hücreler birbiriyle bağlantıyı kuruyorlar sinaps üzerinden ve karşılıklı iletişim başlıyor. Ve burada sınırsız sayıda trilyonlarca sinaps oluşturma olasılığı var hücrenin. Yani çok farklı sinapslar oluşabiliyor. Ve burada sonuç olarak davranışlarda bir takım değişiklikler karşımıza çıkabiliyor. Daha büyük bir alana geldik. Daha memeliye mesela temsil eden bir durum. Burada long term potansiyasyonun oluşması ki öğrenme için son derece önemli bir zemindir bu. Öğrenilen bilginin belleğe atılması ve dış çevreye adapte olma ve ona göre davranışlarını organize etme. İşte buraya da işlevsel plastisite diyoruz sevgili öğrenciler. Burada da işlevsel plastisite işin içine giriyor. Bakın hücresel düzeyde nöroplastisitede şurası presinaptik bir nöron ucu, presinaptik terminal, postsinaptik bölge, hücre membranı, lipid protein, lipid yapısında hücre membranı söz konusu. Bu membran düz bir alan değil. Bunun içinde sayısız iyon kanalları, reseptörler, reseptörleri organize eden çeşitli G proteini dediğimiz proteinler ve yine hücre içinde ikinci ulaklar dediğimiz çeşitli siklik AMP, siklik GMP, diacilgliserol, fosfatidol, inositol difosfat, inositol trifosfat, bütün bunlar kalsiyum. İkinci ulaklar var. Burada bir bayrak yarışı söz konusu iletişimde. Yani yukarıdan bir elektriksel uyarı var. Bu elektriksel uyarıyı ne sağlıyor? Aksiyon potansiyeli. Sinir hücresi kendi kendini uyarma yeteneğine sahip. Eksi 70 millivoltluk bir istirahat membran potansiyeline sahip olan. Hücre içiyle dışı arasındaki sodyum ve potasyum veya pozitif ve negatif denge üzerinden depolarize ve repolarize olan ve depolarizasyonu izleyen repolarizasyon esnasında bir aksiyon potansiyeli oluşturan, oluşan aksiyon potansiyelleriyle vezikül dediğimiz keseciklerin içindeki nörokimyasalların sinaptik boşluğa salıverilmesini sağlayan bir süreci yürütüyorlar. Daha sonra bu nörokimyasallar bayrağı getirip bir reseptöre bağlayabiliyorlar ve teslim ediyorlar. Daha sonra bu reseptör bağlı olduğu G proteinlerine göre ilgili ikinci ulaklara mesajı iletiyor. Daha sonra hücre çekirdeğine kadar bir mesaj iletimi söz konusu ve hücre çekirdeğinde krep gibi bir takım genetik faktörlerin moleküler genetiğin içerisinde değerlendirebileceğimiz yeni bir messenger RNA'dan yeni bir DNA oluşması, yeni bir hücre ortaya çıkması, yeni bir nöron tarifinin yapılmasına kadar giden bir süreç var. Buradan gelen mesajın niteliğine göre yeni bir nöron yapılabilir. Bu nörojenezis olur veya nöron kendini imha edebilir. Bu apoptozis olur. Ancak şunları da ihmal etmemek lazım. Bu biraz hani psikofarmakoloji ya da nöropsikofarmakoloji dediğimiz
Benim çalışmakta olduğum alanın hastalıklar karşısında neden çok başarılı olamadığını da aslında açıklıyor. Biz farmakologlar daha çok ilaçların etki düzeneklerini hücre membranındaki reseptörlerle bağlanma üzerinden açıklıyoruz. Ancak burada bakın bir tek reseptöre bağlanmakla konu bitmiyor. Yani burada çok fazla aktör var, çok fazla oyuncu var. Bu oyunculardan hangisinin bozulduğu veya hangisine yani şuradaki bağlantı, şuradaki bozukluğu acaba giderebilir mi? Bunları da bu kadar detaylı henüz inceleyemiyoruz. O yüzden de çok etkili olamıyoruz. Bakın moleküler düzeyde bir mekanizmayı anlatmaya çalıştım ama indirgemecilik çok iyidir mekanizmaları anlama bakımından. Ancak bu indirgediğimiz bilgileri puzzle'da doğru yerlere yerleştirerek bunların üzerinden düşünmek çok daha önemlidir. Ve merkezi sinir sistemi alanında çalışacaksanız, sinir bilimciler olacaksanız burada ben her şeyden önce çok iyi bir felsefe bilgisine sahip olmanız gerektiğine de inanıyorum. Çünkü beyni indirgemeci yaklaşımlarla açıklayamıyoruz. Son kısmında konuşmamın ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bir başka örnek vermeye çalışayım size. Hipokampus biliyorsunuz deniz atına benzediği için bu ismi almış bir beyin bölgesi. Hipokampus temporal şakak lobunun içine gömülü olarak bulunan bir yapı ve bu yapı bizim yeni şeyleri öğrenmemizi ve öğrendiğimizi anıya dönüştürmeyi sağlayan bir çok önemli beyin bölgesi. Ve incelendiğinde bakılmış ki her türlü zihinsel egzersiz, düşünce süreçleri buradaki nörojenezisi artırıyor ve burada hipokampusun büyümesine yol açıyor. Buna karşılık stres altında da hipokampusta nörodejenerasyon ortaya çıkabiliyor ve hacminde bir azalma oluyor. Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var sorusu magazinel olarak da çok sorulmuş bir soru. Londra'da taksi şoförü olmak çok zordur. Yani siz Google haritalardan, Google Map'ten falan kurup işte bizim İstanbul taksicileri gibi götüremezsiniz adamı bir yere. Bunun sınavı var ve Londra'nın her sokağını, her caddesini, her köşe taşını bilmek zorundasınız. Adamlar ellerinde kitaplarla bunu ezberliyorlar ve İyi bir çalışma yapılıyor ve bu çalışma ciddi önemli bilimsel dergilerde de yayınlanıyor. Gerçekten de Londralı taksi şoförlerinin hipokampuslarının standart Londralı vatandaşlardan daha büyük olduğu anlamlı şekilde ortaya konuyor. Çünkü adamlar çok fazla anıyı depoluyorlar ve üstelik bunu akut kullanmak üzere, yani hızlı bir şekilde kullanmak üzere depoluyorlar. Bu da bize beyin esnekliğini ispatlayan çok önemli bir veri. İşte yani düşününce veya bir şeyleri ezberleyince, öğrenince farklı, diğerlerinden daha farklı miktarda bilgiyi bir yere depo ettiğimiz zaman beynimiz değişiyor. Evet. Rita Levi-Montalcini ve Stanley Cohen'den kısaca bahsetmek istiyorum. Onlardan bahsederken nöroplastisitede önemli bir faktör olan nörotrofinleri açıklamak istiyorum. Nörotrofinler çok düşük miktarlarda salıverilirler. Aslında bazılarına göre beynin immün sistemine katkı sağlarlar. Yani beynin daha dirençli, strese karşı daha dirençli, daha duyarlı olmasına yardımcı olur nörotrofinler. İlk defa Rita Levi-Montalcini tarafından tarif edildi, sonra Stanley Cohen'le birlikte önemli çalışmalar yayınladılar ve her ikisine de 1986'da Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü verildi. Buluşları çok çok önemliydi. Nerve growth faktörü gösterdiler. Daha sonra da beyinden köken alan nörotrofik faktör olan BDNF kısaltmasıyla sizlerin tanıdığı BDNF'i tarif ettiler. Peki bu nörotrofinler ne işe yarıyor? Aslında çok fazla şey okuyabilirsiniz nörotrofinlerle ilgili. Yüzlerce makale var şu anda. Ama ben bir tek cümleyle özetleyeceğim. Dedim ya, beyin esnekliği için sinapsların oluşması çok önemli. Bu sinapsların, faydalı sinapsların, gerekli sinapsların daha dayanıklı, daha dirençli ve kolay kolay kırılmayacak şekilde
oluşabilmesi için. Daha doğrusu beyinde sinaptik iletişimin daha sağlıklı olabilmesi için nörotrofinlere ihtiyacımız var. Eğer nörotrofinler yeterli miktarda salgılanmazsa ya da nörotrofinler bir şekilde hasar alırsa bizim çeşitli mental hastalıklara yakalanma olasılığımız da o derece artıyor. İşin özü şu aslında, biz sağ kalmaya çalışıyoruz. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bütün mücadelemiz sağ kalımla ilgili. Hayatta kalmak istiyoruz. Hayatta kalmak için en önemli şey bilgi. Bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ve bu bilgiyi algılama ve oluşturma, imal etme yerimiz beynimiz. Ve bilgi dışarıdan gelen bir uyarıya bizim dikkat vermemiz, yeterli süre dikkat vermemiz de mümkün. Şurada anterior cingulate dediğimiz hemen alın lobunun frontal korteksin hemen arkasında yer alan mavi ile betimlediğim yer, dikkatin sürdürülmesini sağlayan, yeterince bir yere odaklanmayı sağlayan bir beyin bölgesi. Bu beyin bölgemiz de sağlıklı çalışıyorsa, dışarıdan gelen uyarıya yeter kadar dikkat kesilebiliyorsak, dikkatimizi yoğunlaştırabiliyorsak, bu arada seçici olmamız da çok önemli. Filtre edebilmemiz de çok önemli. İşimize yarayacak ve yaramayacak. Biz öğrenmeye başlıyoruz. İşte tam burada beyin esnekliği ya da nöroplastisite devreye giriyor. İşte long term potansiyasyon, moleküler düzeyde krebin devreye girmesi, moleküler genetik düzeyde, hipokampus amigdala glutamat gibi beyin bölgelerinin devreye girmesi, serotonin, asetilkolin, glutamat gibi nörokimyasalların devreye girmesi ile öğrendiğimiz şeyi belleğimize koyuyoruz. Yeni öğrendiğimiz şeyler hipokampusa yerleşiyor. Öğrendiğimiz, sürekli kullandığımız, rutine bindirdiğimiz şeyler kortekste depolanıyor. Mesela bisiklete binmeyi bir kere öğrendikten sonra bisiklete tekrar bindiğinizde oraya dikkat etmenize gerek yok tekrar nasıl yapacağım diye. Hatırlamanıza gerek yok yani. Bunu otomatik olarak yapıyorsunuz. Ama yeni bir şeyi, İngilizce çalışıyorsunuz, yeni bir kelime öğreneceksiniz veya yeni bir kalıp öğreneceksiniz. Bunu öğrenip hipokampusa yerleştirmeniz gerekiyor. O yüzdendir ki yaş ilerledikçe yeni bir dilin öğrenilmesi zorlaşıyor. Ve dil öğrenme gibi üst bilişsel beceri gerektiren bir takım konularda da zorluk çekmeye başlıyorsunuz. Yaşlılar biraz gliyanın, astrositlerin desteğiyle veya mikrogliyaların desteğiyle, biraz da deneyimleriyle, frontal kortekse depolamış oldukları eski bilgileriyle durumu idare ediyorlar. Ama hiçbir zaman gençlik dönemindeki gibi hızlı öğrenemiyorsunuz. Tabii ki bilgi sağ kalım için önemli. Siz doğru bilgiye sahipseniz, ne bileyim, çok soğuktaysa üstünüze palto giyip çıkmayı bileceksiniz. Ya da yani bulunduğunuz yerdeki iklim koşullarını öğrenmeye çalışacaksınız. Evinize giden en emniyetli yolu öğreneceksiniz. Trafik kurallarını öğreneceksiniz. Bir uçağı sağlıklı kaldırıp sağlıklı indirmek için gerekli kuralları öğrenip bu bilgilerden faydalanacaksınız. Sonuçta bakın, burada tamamen bir nöroplastisite hadisesidir. Sağ kalımınız beyninizin esnekliğiyle, yani öğrenme kapasitesiyle ve bunu çevreyle uyumlandırma becerisiyle yakından ilişkilidir. Burada dört tane slide görüyorsunuz. Dört tane köprü var. Biri Boğaziçi Köprüsü, İstanbul'daki birinci köprü. Burası altında işte timsahların ya da pirana dediğimiz işte tehlikeli balıkların bulunduğu asma bir köprü, bir nehrin üstündeki asma bir köprü. Yani bu köprüye belli bir ağırlık yükleyebilirsiniz. Daha fazlasını çekmez, aşağıya düşüp yem olursunuz. Bu köprü muhteşem bir köprü, güzel bir köprü ama trafik derdi yüzünden İstanbul'un
Bu köprüden belli saatlerde bu tarafa normalde açıkken 1 dakika bile sürmezken otomobille geçmek aşağı yukarı 1 saatte falan geçersiniz. Şimdi az önce nörotrofinlerden bahsettim ya. Nörotrofinler eksik olursa kurulan bağlantı şuradaki gibi olabilir. Yani buraya çok fazla yük yükleyemeyebilirsiniz ve en küçük stressful bir durumda da bu bağlantınız kopabilir. Olması gerektiği yerde bu bağlantıları kuramayabilirsiniz ve bu bir takım hastalıklarla veya sorunlarla ilişkilendirilebilir. Buradaki gecikme de bir sorun yaratabilir. Şu köprü neyi temsil ediyor biliyor musunuz? Biz bazı sinapsları, demin bisikletten bahsettik, bisiklet kullanmaktan veya otomobil kullanmaktan uzun süre kullanmayabilirsiniz veya gittiniz İngiltere'de 10 yıl yaşadınız filan şakır şakır İngilizce konuşuyorsunuz İspanyolca ya da geldiniz Türkiye'ye artık Türkçe konuşmaya başladınız ve bıraktınız. Artık İspanyolca ya da İngilizce konuşmuyorsunuz. Buradaki yolaklar da zamanla yosun bağlayıp bir kenarda böyle hayalet gibi kalabiliyor. Ama ne zaman siz kullanmaya başlarsanız bunu burası buradaki otlar üzerine bastıkça ortadan kalkabiliyor. Burası gene işlevsel hale gelebiliyor. Yani kısa sürede tekrar işlevselliğe kavuşabilirsiniz. O yüzden uzun süre Türkiye'de yaşadıktan sonra yurt dışına ilk defa çıktığınızda biraz zorluk yaşarsınız ilk birkaç gün. Ama uzun süre kalmışsanız İngilizceniz yeterliyse bir süre sonra alışırsınız ve İngilizce konuşmaya başlarsınız. Şurada da Güney Kore'de Incheon Havalimanı'nı anakaraya bağlayan Incheon Köprüsü'nü görüyorsunuz. Bu da muhteşem bir köprü. Bunu da niye ben size gösterdim? Beyin milisaniyeler gibi çok kısa süreler içerisinde şu Incheon Köprüsü'ne rahmet okutacak, ona parmak ısırtacak bağlantıları anında kurabilir ve anında kaldırabilir. Yani beyin esnekliği dediğimiz olay böyle de bir şey. Öbür taraftan. Şimdi biraz hastalık tarafına baktığımızda mesela depresyonda yeni yaklaşımlar söz konusu. Eskiden sadece monoamin hipoteziyle depresyonu açıklamaya çalıştık ama %50 başarılı olabildik ilaçlarda ve monoamin hipotezi bazı vakalarda işlemediğini de gördük. Ve bir takım gözlemler yapılmış depresyonu olan, majör depresyonu olan, ağır depresyonu hastalarda hipokampal volümde, subgenual prefrontal korteks volümünde ve prefrontal kortekste glia ve nöron sayılarında bir azalma gözlenmiş. Ve bu bir, burası önemli arkadaşlar, yeniden modellenme olarak açıklanmış. Yeniden modellenme dediğimiz şey ne? Beyin plastisitesi, nöroplastisite. Yani veya ters bir nöroplastisite söz konusu burada. Kayıplara veya olumsuz duruma bağlı olarak karşımıza çıkan. Kalp yetmezliğinde de mesela kalp sürekli yüksek basınca karşı çalışır. Çalıştığı zaman kalp yetmezliği gelişir. Yetmezliği gelişmiş olan kalp büyümüştür. Buradaki büyüklük ama patolojik bir büyüklüktür. Kalbin büyümesini, o gereğinden fazla büyümesini biz istemeyiz. Ve bu bir yeniden modellenmesidir kalp. Aslında hastalık. Burada depresyonu da böyle düşünebilirsiniz. Burada hem hücresel düzeyde az önce ne demiştik bir nöroplastisite gelişiyor. Burada ne olmuş? Hem hücresel düzeyde hem de sonuç olarak işlevsel düzeyde, bilişsel işlevlerdeki azalmayla da karakterize bir bozukluk söz konusu. Ve hipokampal plastisite üzerinden değerlendirildiğinde stresin glukokortikoidleri artırırken BDNF'i de olumsuz etkilediği, az önce nörotrofinlerden bahsettim. BDNF'in de azalmasıyla nöron atrofisi ve nöronlarda ölümün ve nörojenezis'te azalmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Buna karşın antidepresan tedavi sadece norepinefrin ve serotonini artırmıyor. Burada BDNF'i de artırarak hem nörojenezisi artırıp hem de nöronların hayatta kalmalarını ve daha sağlıklı olmalarını sağlıyor şeklinde makaleler var.
Bu makaleleri bulabilirsiniz. Birçok antidepresan ilaçla BDNF konsantrasyonlarının arttığına işaret eden ve bunun neticesinde hem depresyonun tedavi olduğunu hem de buradaki yapısal ve işlevsel düzeyde karşımıza çıkan nöroplastisite bozukluğunun düzeldiği ileri sürülüyor. O çalışmalardan bir örnek burada. 2012 yılında yapılan bir çalışma. Buna benzer çok fazla çalışmalar var. Burada BDNF konsantrasyonlarının artırılmasıyla oldukça ilaç etkisinde veya antidepresan tedavisiyle yüz güldürücü sonuçların alınabildiği ileri sürülmüş kabaca basitçe. Bir başka çalışmada bromodeoksiyuridin enjeksiyonuyla boyanan hücreler üzerinden gidilmiş. Bromodeoksiyuridin sağlıklı dendritleri boyama özelliğine sahip ve histolojik incelemelerde rahatlıkla bunu görebiliyoruz biz. Ve mikroskop altında bromodeoksiyuridin enjekte edildikten sonra şeyler bu sarıya boyanan alanlar sayılıyor. Sağlıklı dendritler ortaya konuluyor böylece. Şurada elektron mikroskobisinde sağlıklı bir dendritik uzantıyı görüyoruz. Şurada da stressful durumda, stres altında bu dallanmaların azaldığı gösterilmiş. Bromodeoksiyuridinle daha fazla boyama var kontrol grubunda. Halbuki stres alan grupta, stresli grupta bu boyamayla dendritleri fazla göremiyoruz. Bunun sebebi dendritlerin kırılması, yani dendrojenezis dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bu da gene yapısal nöroplastisitede olumsuz bir yapısal nöroplastisiteye işaret ediyor. Bakın burada bir kontrol hayvanı, ağaç sincabı hayvanlar, stres altında bromodeoksiyuridinle işaretlenen hücre sayısında ciddi bir azalma söz konusuyken ilaç tedavisi sonrasında bunların tekrar eski haline geldiği gösteriliyor. Burada ilginç bir deney yapıyorlar. Stresin etkisini değerlendirme bakımından. Kendi laboratuvarınızda da basitçe bunu yapabilirsiniz. Yerden aşağı yukarı 1 metre yükseklikte dar bir platform üzerine bir sıçanı koyuyorlar. Sıçanlarda da bizler memelileriz biliyorsunuz. Yükseklik anksiyetesi var arkadaşlar. Uzun süre burada kalmak, yani kendinizi şeyde gibi düşünün. Etrafı açık, düz bir blok üzerinde o hayvanın vücudunun oranına göre şu 1 metrelik mesafe aşağı yukarı 20-25 metrelik bir mesafe gibi. Bir şeyin çatısında etrafta tutunacak bir şey yok. Durduğunuzu düşünün. İşte bu hayvanda da ciddi bir stres ortaya çıkıyor ve kortizol salıverilmesinin anlamlı düzeyde artış yaptığı gösterilerek bu kanıtlanıyor. Daha sonra bu hayvanlar öldürülüp subikulumdan prefrontal kortekse doğru beyin slice'ları alınıyor. Sonra bu slice'lara elektriksel uyarı gönderiliyor. Şu beyazlar kontrol grubundaki hayvanlar, bakın elektriksel uyarıya cevap veriyor kontrol grubundakiler, yani strese maruz kalmayanlar. Siyahlar stres alan hayvanlar, stres alan hayvanlarda ciddi şekilde, yani kortizol düzeyleri yükselmiş olan hayvanlarda gelen elektriksel uyarıya cevap verme yeteneğinde anlamlı bir azalma olduğunu görüyoruz. Yani nöron uyarılamıyor ve muhtemelen nöron kaybı veya nörodejenerasyon burada söz konusu olabiliyor. Bu stresin beyne ne yaptığıyla ilgili önemli bir bulgu. Gene apoptozun da stres altında olumsuz şekilde indüklendiğini ve fazla miktarda hücrenin stres altında bu tip hayvanlarda, yani stres, böyle strese maruz bırakılan hayvanlarda azaldığını görüyoruz. Şimdi stres konusu nörogelişimsel olarak oldukça önemli bir konu. Biz prenatal süreçte anne karnında beynimiz gelişmeye başlıyor. Doğduğumuz zaman bir ön insanız ve gelişmemiz gerekiyor. 20'li yaşlara kadar
gelişimimizi sürdürüyoruz. Ancak burada nöronların işte anne karnında da başlayarak şurada belli dönemleri görüyorsunuz. Önce nöral migrasyon, yani nöronların göç etmesi. Bu iki şekilde oluyor. Anne karnında beyin gelişirken. Ya nöron oluştuğu yerden ilgili bölgeye göç ediyor, orada yeni bağlantılar kuruyor. Ya da nöron aksonunu uzatıyor. Uzun bir bölgeye doğru, bir başka bölgeye doğru aksonunu uzatıyor ve oradaki başka bir nöronla bağlantı kurarak sinaps oluşturma gayreti içine giriyor. Bu iş anne karnında başlıyor. Daha sonra aksonların ve dendritlerin büyümesi gene doğuma yakın dönemde başlıyor ve doğumdan sonra da devam ediyor. Programlanmış hücre ölümleri, yani apoptoz bu süreçte oluyor. Sinaptojenezis anne karnından başlıyor ve aşağı yukarı işte şurada görüyorsunuz 8 yıl civarına kadar oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor ve bundan sonra miyelinizasyon başlıyor. Ömür boyu devam edecek bir miyelinizasyon süreci var. Ama miyelinlenme çok önemli, iletişimin sağlıklı olması bakımından. Bu miyelinizasyonda bozukluk olursa çeşitli sinir hastalıkları, nörobilimin konusu içerisinde olan MS gibi falan çeşitli kayıplarla veya motor kayıplarla ya da işte düşünce ve bellek bozuklukları da başka hastalıklarda karşımıza çıkabilir. Çeşitli hastalıklar karşımıza çıkıyor. Şimdi bu bölgelerde, buralarda çeşitli sorunlar ortaya çıkmışsa bu gelişim süreçlerindeki problemlere bağlı olarak karşımıza çıkan hastalıklar arasında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, şizofreni, anksiyete bozuklukları, çeşitli duygu durum bozuklukları ve impuls kontrol hastalıkları bu dikkat eksikliği hiperaktiviteden daha keskin çeşitli hastalıklar var. Mesela Tourette sendromu gibi impulsif bozuklukla seyreden çeşitli hastalıklar karşımıza çıkabiliyor. Tabii bu dönem aynı zamanda özellikle 2-6 yaş arası nörogelişimsel süreçte sinaptojenezin en yoğun olduğu, en fazla olduğu, bağlantısallığın en güçlü olduğu dönemlerden bir tanesi. O yüzden de 2-6 yaş arasında bir çocuk çok çabuk mesela bir dili öğrenebilir. Yani çocuğu götürün şeye, Amerika'ya, yanınızda çocuk 3 yaşında. Siz orada kursa gidersiniz. Ama geldiğinizde bakarsınız çocuk eğer sosyalse bir kreşe müreşe bir yerlere bırakıyorsanız ya da etrafla iletişim halindeyse çocuğun çok süratli bir şekilde İngilizce öğrenmeye başladığını görürsünüz. Siz de o yaşlarda hani ilkokulda mesela İngilizce öğrenmeye başlamış olsaydınız İngilizceniz çok daha kalıcı olurdu veya İspanyolcayı veya Arapçayı veya başka bir dili bu şekilde çok daha kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ama bu 2-6 yaş arası özellikle dış faktörlerden gelen travmalar sonucu en çok etkilenilen bir dönem aynı zamanda da. Peki bu dış faktörler arasında neleri sayabiliriz? Annenin stresini, maternal stres, gebelik boyunca annenin yaşadığı stres, dışarıdan gelen çeşitli toksik maddeler, hava kirliliğinden tutun, annenin beslenme biçimine bağlı olarak aldığı sentetik malzemelere kadar. Çeşitli enfeksiyonlar, çeşitli maddeler, annenin diyabetik olması, preeklemsi dediğimiz bir durum, fötal büyümenin kısıtlanması ve prematür doğumlar önemli burada. Beynin sağlıklı gelişebilmesi için anne karnında hep biz şeye odaklanırız değil mi? Yarık damak, yarık dudak, kolsuz bacaksız doğum, işte çocuk acaba gerizekalı olur mu falan. Halbuki gözle görülmeyen birçok
Travmalar var burada, beyin gelişimini doğrudan etkileyen ve bunlar en fazla öğrenme bozukluklarına, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna, otizm spektrum hastalıklarına ve hiçbir şey yapmasa entelektüel beceriksizliğe ya da yetersizliğe yol açabiliyor. Mesela dışarıdan gelen toksikantlara bir örnek vermek gerekirse, mesela sigara için. Eğer gebelikte anne sigara içmeyi bırakmamışsa, çocuklarda en hafifinden entelektüel anlamda, akademik anlamda başarısızlık söz konusu oluyor okulda. Bu İngiltere'de yapılan çok merkezli, çok büyük bir çalışmada prospektif olarak, ileriye yönelik olarak hani anneleri daha fazla sigara içen çocuklar ileride takip edilmiş. Onların arasında akademik başarısızlığın daha fazla olduğu görülmüş. Anne karnındaki beyin gelişiminde ve daha sonrasında ön insan dedik ya, çocuk doğdu bir ön insan olarak 20'li yaşlara kadar, beyin tam gelişinceye kadar nelerden etkileniyor? Beslenme çok önemli. Genetik yatkınlıklar önemli. Fiziksel egzersiz çok önemli gelişme bakımından. Çevresel uyarılar, erken çocukluk deneyimleri, sosyoekonomik faktörler, anne karnında geçirilen süreçteki stressiz ortam ve en önemlilerinden bir tanesi öğrenme ve eğitim. Bu da çok önemli. Şimdi çocuk ve ergen açısından nöroplastisite biraz daha önem kazanıyor. Yani işin bu boyutu var. Peki bu neden böyle? Şimdi o soruya cevap vermeye çalışacağız. Çocukluk dönemi nöroplastisitesi ve ergenlik dönemi nöroplastisitesi. Dedim ki size konuşmamın başında, nöronlar sadece üretilmiyor. Yani sadece bir nöron üretimiyle karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda nöronlar planlı apoptozise uğrayabiliyor. Bu demiştim bazen faydalı oluyor. Çünkü hatalı bir bağlantı oluşmuşsa apoptozla bunun ortadan kaldırılması çok iyi bir şey. Ama apoptoz dış faktörlerle, toksin etkisiyle falan aşırılaşmışsa burada dejeneratif bir süreç olabiliyor. Nörodejenerasyona gidebiliyor. Her şey normalken burada yeni doğan beynindeki bağlantısallığı görüyoruz. Üçüncü ayda daha fazla nöron var ve daha fazla bağlantı var. 15. ayda bakın bağlantısallık iyice netleşmeye başlıyor. Daha fazla güçlü bağlantılar oluşuyor. Çünkü 15 aylık olan çocuk artık epeyce yol almış durumda. Kendini ifade etme, işitme, anlama, çevreye adapte olma vesaire birçok konuda önemli bir yol alıyor. Bir yaşını geçmiş oluyor. Bakın 2 yaş civarında iyice artıyor bu olay. Bu bağlantısallık iyice artıyor. Ancak daha sonra bakın şuradaki eğriyi takip edin. Belli bir yere kadar artıyor bu bağlantısallık. Ondan sonra fazla bağlantıların budanması gerekiyor. Sadeleştirilmesi ve kalan bağlantıların daha efektif bir şekilde, daha etkili bir şekilde faaliyete geçmesi isteniyor. Buradaki budanma aynen ağaç budanması gibi düşünün. Ağaçları doğru biçimde budadığınızda daha gür ve daha güzel meyve verirler, yaprak verirler veya daha güzel büyür, daha güzel gelişir. Buradaki budanma o yüzden gerekiyor, gerekli. Ve işe yaramayan aksonlar ve sinapslar başta olmak üzere bir budanma gerçekleşiyor. Şimdi eğer bu bir duymuşsunuzdur değil mi? Otofaji dediğimiz bir olay var vücudumuzda ve otofaji işte bu budanma da bir otofaji biçim. Yani gereksiz olan, zararlı olabilecek bir takım faktörleri elimine ediyorsunuz, onları ortadan kaldırıyorsunuz ve daha sağlıklı bir ortam yaratıyorsunuz burada. Şimdi burada otofaji bir sinaptik budanma ve iyi olmayan, gerekli olmayan sinapsların uzaklaştırılması ve normal sinaptik bağlantısallığın sürdürülmesine yol açıyor.
Ama eğer yetersiz otofaji söz konusuysa, yani biz bu budamayı iyi yapamıyorsak bu süreç içinde, burada gereksiz bazı sinapsların kalması söz konusu ve bu en başta otizm spektrum disorderlarla, hastalıklarla bağlantılı bulunmuş. Bakın, burada 2023 yılına ait bir makale, bu makale arkadaşlar. Alıp okuyabilirsiniz. PubMed'den bulunuyor. Bedava da indirebiliyorsunuz rahatlıkla. Çok güzel bir makale. Burada budanma sürecinde mikrogliyaların oldukça etkili olduğu görülmüş. Mikrogliyalar önemli ama eğer mikrogliyalarda bir işlevsizlik söz konusuysa, yani mikrogliyalarda bir harabiyet varsa, burada astrositler üstlenmeye çalışıyor budanmayı ama yeterli gelmiyor. Ve bu mikrogliyaların yeterince çalışmaması nedeniyle budanmanın yeterli olmaması otizmle ilişkilendiriliyor ve bir takım hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Şu grafik bize gayet güzel açıklıyor. Şöyle bir bağlantısallığın artması gerekiyor. Sinaptik bağlantısallık böyle artıyor. Sonra giderek azalıyor ve gelişme süreci, burada yaşları koyabiliriz burada. İşte şurada 20'li yaşlar civarında da şöyle bir plato çiziyor. Bu fazla olursa nörogelişimsel hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu az olursa, yetersiz olursa gene nörogelişimsel önemli bozukluklar, hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Şimdi demin ne söyledim? Önce bir tomurcuklanma veya işte çiçeklenme, bol miktarda bir bağlantı söz konusu beyinde. Bu budanıyor. Yeri geldiği zaman bir sadeleştirme var ve bir gelişme söz konusu. Çok daha organize, daha sade ama daha etkili bağlantılar oluşturuluyor ki bu gelişme. Ve bu gelişmenin olabilmesi için sosyal etkileşim şart. İnsan sosyal bir varlık. Çevresindeki sosyal ilişkileri ne kadar düzenliyse, işte o yüzden de biz ne yapıyoruz? Çocukları sosyal becerilerini artırmak üzere en fazla neye teşvik etmek lazım? Bir spora teşvik etmek lazım. İki, bir enstrüman çalmak, bir enstrüman çalmayı öğrenmek, beyninizdeki bağlantıların daha sağlıklı bir şekilde kurulması ve beyninizin daha iyi çalışması için ve çocukluktan bunun kazanılması için oldukça önemli. Son derece önemli. Bakın, yeni doğanın beyni böyle, 5 yaş civarında böyle, erişkinlikte de bağlantılar bu şekilde. Eğer çevre zenginse ve çocuk dış çevreyle etkileşerek kendini geliştiriyorsa, bir enstrüman çalmaya yönlendiriliyorsa, sevgiye dayalı güzel bir iletişime sahipse, spora yönelmişse, burada daha esnek, daha iyi inşa edilen bir beyne sahip olabiliyor. Beyin sağlığı aslında çocukluktaki, yani o gelişimsel süreçteki alışkanlıklarımızla veya çocuğa çeşitli alışkanlıkların kazandırılmasıyla oldukça yakından ilişkili. Peki tam burada ben şu soruyu sordum. Çocuk psikiyatristleri de biraz benimle aynı fikirde olmayabiliyorlar. Biz genellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısını çok fazla koyuyoruz. Özellikle endüstrileşmeyle birlikte işte eğitimin çok ön plana çıkması ve özellikle her ailede bir dahi oluşması süreci. Eskiden bu kadar kafa takılmazdı akademik başarıya. Ama şu anda bu çok önemli. Bir veli okula çağrılıyor ve deniliyor ki çocuğunuz işte matematikte başarısız veya işte sınıfı takip edemiyor, beni iyi takip edemiyor. Derhal okul rehberlik danışma. Onlar da diyor ki çocuğun dikkati dağınık. Efendim, şimdi hiperaktivite diye bir hastalık var. Bunu kabul ediyorum. Bu 1850'lerden beri biliniyor. 1902'de bir İngiliz pediatrist bunu bir hastalık olarak da tarif etmiş.
Ve bunun ilacı da amfetamin. Amfetamini verdiğiniz zaman çocuk düz duvara tırmanmıyor. Oturup dikkatini toplayabiliyor, evet. Ama neden amfetamin vermek zorundayız? Yarar zarar oranına göre. Çünkü çocuk o kadar hareketli ki, o kadar çok hareketli ki dikkatini hiçbir yere veremiyor. O kadar çok hareketli ki kazaya çok açık. Hem kendi kazaya açık hem çevresine zarar verebilir. Dolayısıyla bu çocukların tedavisi şart. Ama biz buraya dikkat eksikliğini koyduğumuz anda dikkat gibi subjektif bir kavramı bu işin içine yerleştirdiğimiz anda ve bunu da akademik başarıyla örgütlediğimiz anda karşımıza çok fazla miktarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı geliyor. Bu tanıların önemli bir kısmının da hatalı olduğunu önemli bilimde ileri gitmiş olan ülkeler yaptıkları çalışmalarda kabul ediyorlar ve burada kılı kırk yarmaya çalışıyorlar. Şimdi benim sorum şu. Dedik ki çok dinamik, çok büyük bağlantısallık var burada. Ve burası bu bağlantısallık arkasından budanma sürecini getirecek bir bağlantısallık. Ben buraya dışarıdan bir kimyasalla müdahale ettiğim zaman, yani çocukluk çağı depresyonları veya çocuklara bir takım antipsikotiklerin düşük dozlarda verilmesi, hatta ilaç endüstrisi o kadar ileri gitti ki burada, o kadar çok aşırılaştırdılar ki bu işi. Ya çocuğunuzda böyle bir gariplik hissediyorsanız buna çocuk yaşlarda işte antipsikotikleri falan düşük dozda başlayalım. İleride şizofreniden korursunuz veya ileride olabilecek bir hastalıktan korursunuz. Gerçi çok da kabul görmedi bilim dünyası ama bunlar da söylendi, yazıldı, çizildi. Ben burada dışarıdan gelecek bir çomağın yani bir kimyasalın buradaki dengeyi bozabileceğini, bozma ihtimali olabileceğini ve o yüzden de tanıyı çok dikkatli koyup çok da yakından takip etmekten yanayım. Ve nitekim her ne kadar metilfenidat hiperaktivitesi olan çocuklarda bağımlılık yapmaz deniyorsa da eğer çocuğa hatalı teşhis konulmuşsa ya da tam anlamıyla bir hiperaktivite değil ise buradaki mevzu pekala işte çeşitli makaleler var. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Bu makaleleri indirip okursunuz. Duyarlaşma gelişebiliyor metilfenidatın etkilerine ki duyarlaşma bakın bağımlılık çalışmalarında lokomotor duyarlaşma veya herhangi bir davranışın duyarlaşması bir nöroplastisite olayıdır. Arkadaşlar. Yani burada metilfenidatın duyarlaşma yapması sisteme kalıcı bir çomak sokuşu. Yani sistemde yeni bir konfigürasyon oluşturduğunu bize gösteriyor. Ve hatta metamfetaminle amfetamin ve metilfenidat arasında çapraz bir duyarlaşma olduğunu da ortaya koyan makaleler var. Bağımlılığın kendisi başlı başına bir nöroplastisite olayıdır. Beynin prefrontal korteksinde, efendim amigdalasında, hipokampusunda kesinlikle hiçbir şey önceki gibi değildir. Buralar değişmiştir ve buralarda ne bileyim prefrontal kortekste kontrol kaybedilmiştir. Prefrontal korteks daha analizci ve mantıklı değil, daha impulsif yani aynen bir limbik sistem gibi hareket etmeye başlamıştır. Ciddi bir craving ortaya çıkmıştır mesela. Normal koşullarda ise burası işleyen belleğin bir merkezi konumunda işleyen bellekle ilgili önemli katkıları var. Davranışsal kontrol, planlama, karar verme süreçleri çok önemli. Ama burada karar verme süreçlerinde kontrolün kaybolduğunu görüyoruz. Gene amigdala'da negatif mood ortaya çıktığını, craving'in arttığını görüyoruz. Amigdala sadece korku ve öfkenin merkezi değildir. Aynı zamanda hipokampus gibi çeşitli korkutucu anıların, stressful anıların ya da muzır anıların çok fazla zevk verici, keyif verici çeşitli anıların da gene depolandığı bir yerdir. Yani gene bir bellek görevi de vardır amigdalanın. Bunun da bozulduğunu görebiliyoruz. Az önce dedim ki çocuk beyninin gelişimsel süreci açısından zengin çevre çok önemli. Yapılan bir çalışma var. Burada nöroplastisite ve nöroplastik ve kişisel bozulmalar var substance kullanımında söz konusu burada.
Ama hayvan zengin bir çevreye alınırsa, zengin bir çevrede gelişimini sürdürürse veya hayatını sürdürürse, burada bir miktar dendritlerde düzelmeler oluyor kontrol grubuna göre ve sinaps kurma kapasiteleri bu hayvanların artabiliyor. O yüzden çevresel faktörler son derece önemli. Bazılarına göre otizm bir hastalık değil, bir farklılık olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Ancak burada az önce size slaytta da gösterdim. Aşırı budanma veya yetersiz budanma otizmle oldukça yakından ilişkili. Otizmde özel bir budanma sistemi söz konusu. Normalde sinaptik budanma şu şekilde olması gerekirken bir Asperger'in beyninde çok daha fazla sayıda bağlantı var. Gene sağdaki bir otizm hastasının dallanma oranları, dendritlerindeki dallanma ihtimali. Tipik bir beyinde işte ABC bağlantısı kurulurken otistik bir beyinde daha fazla bağlantı imkanı var ve daha fazla sinaptik bağlantı veya bir konformasyon söz konusu. Şimdi bu bir avantaj da olabilir. Asperger'ler biliyorsunuz bir şeyi alırlar, bir telefon rehberinin bir sayfasını bir bakışta ezberleyebilirler. Ama bu aynı zamanda da bir anomali durumu, sosyal iletişimde de önemli sorunlar söz konusu. Şimdi nöroplastisitenin son bölümüne yaklaşıyorum konuşmamın. Biraz da uzadı ama bunu başka türlü anlatmak mümkün değil. Bu bir seminer. Bu seminerde zaten canı sıkılan çıkıyor. İşte biraz havaalanı tekrar geliyor. Ben buradan görüyorum katılımcıları. Bu zaten kayıt da ediyorsunuz. Bunu daha sonradan da izleyebilir arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim biraz geleceğe yönelik olacak bundan sonra. Aslında buraya kadar nöroplastisite hakkında ne biliyorsak ve nasıl yorumluyorsak onu ortaya koymaya başladım. Oliver Sacks 2015 yılında hayatını kaybetti. Bir nörolog. Onun popüler bir bilim kitabı var. Mars'ta bir antropolog kitabın adı. Kitabı okuyan var mı bilmiyorum ama okumayanlara da öneririm. Diyor ki ben diyor bir hekim olarak doğanın zenginliğini, sağlık ve hastalık olgularında insan organizmasının bireylerin çevrelerine uyum sağlayarak kendilerini yeniden yapılandırdıkları sonsuz uyum biçimlerinde aramak gerektiğine inanıyorum. Kusurlar, sakatlıklar ve hastalıklar hayal bile edemeyeceğiniz gizli güçleri, değişimleri ve yaşam biçimlerini ortaya çıkarırlar. Belli davranış biçimlerinin yok olmasıyla sinir sistemi yeni yollar, yöntemler keşfetmek zorunda kalır. Aslında az önce söylediğimiz şey işte taksi şoförlerinin beyinlerinde hipokampusun büyümesi gibi bir kör kişi görmeyi kaybetmişse görme yetisini kaybeden insanlarda da Broca alanının büyüdüğünü veya işte işitmenin geliştiğini görüyoruz bir şekilde. Bir şeylerin yerine de geçebilir beyinde. Oliver Sacks onu söylemeye çalışıyor ve her zaman Kajal'dan beri söylediğimiz beyin programlanmış statik bir yapı değildir. Dinamik ve aktif bir yapıdır. Ama yazılım mühendisleri beyni bilgisayar gibi ele alıyorlar. İşte yapay zekayı böyle bilgisayar algoritmalarıyla taklit etmeye çalışıyorlar. Bence ciddi şekilde yanılıyorlar. Aklı başında birçok bilimci de bunun böyle olduğunu söylüyor. Yani yapay zeka bize tabii ki çok yardımcı oluyor. Tanı koymada özellikle tıpta. İşlerimizi çabuklaştırmada, çabuk tercüme yapmada, çabuk şekil hazırlamada çok büyük faydaları var. Ama bunun henüz etik boyutları falan ortaya konulabilmiş değil. Algı ve davranışı yönlendiren yüzlerce minik bölgenin işbirliğiyle benlik adını verdiğimiz ve hala nasıl oluştuğunu tartıştığımız bir bileşke ortaya çıkar. Değerli arkadaşlar, şimdi önemli bir konuya doğru geleceğiz burada, önemli bir tartışma alanına.
Ve son olarak da şunu almışım oradan. Beyin her türlü sinirsel ve duygusal bozukluğa uyum sağlayabilir. Evet, hem çevreye adapte oluyoruz hem beyin kendi içindeki bozukluklara adapte olabiliyor. Kendi esnekliği sayesinde. Buradan farklı olarak çıkarmamız gereken en büyük çıkarım bu. En büyük sonuç bu. Gerald Edelman var. 1972 Nobel ödülü kazanmış birisi. Beyin sürekli yeniden yapılanan değişim içinde bir sistem. İtirazımız yok. Hatırlamak, bağlantıları genellemek ve yeniden sınıflandırmaktır diye açıklamış hatırlamayı. Zihin ve bilgisayar analojisi başarısız oluyor diyor. Az önce söylediğimi söylüyor. Çünkü beyin çeşitliliği ve yozlaşmayı garanti eden ilkeler tarafından inşa edilirken bir bilgisayarda replikatif hafıza var. Ama bilgisayarın böyle bir hafızası yok. Tarihsel ve değer odaklıdır beyin. Yani tarihten geliyoruz. Hala ilkel atalarımızda kendi yaşamadığımız, onların yaşadığı korkuları biz genetik kodlarımızda taşımaya devam ediyoruz. Karanlıktan korkmayan var mıdır? Elektriklerin kesileceğini düşünün. Büyük bir şehirde yaşarken elektriklerin kesilmesi en büyük korkulardan bir tanesi. Kategorileri söz dizimsel olarak oluşturulmuş bir program aracılığıyla değil, ki bilgisayar öyle, birçok ölçekte hareket eden kısıtlamalarla ve içsel kriterlere göre insan davranır. İnsan davranışının nasıl oluşacağını kestirmek veya neye göre karar vereceğini kestirmek çok güçtür. İnsan her zaman mantıklı sonuçlara karar vermez. Her zaman aldığı bilgilerin gerektirdiği sonucu ortaya çıkarmaz ve ona uygun davranmaz. Öyle olsaydı insan çok öngörülebilir bir varlık olurdu. Halbuki insan davranışları kestirilemeyen belirsiz bir varlık. Ve bu belirsizlik dünyadaki belirsizliği getiriyor aynı zamanda. Beynin etkileşiminde bulunduğu dünya kesinlikle klasik kategorilerden oluşmaz. Beyin kişisel geçmişinize bağlı olarak gelişiyor ve kendi beyninizde olup bitenler ve bilinciniz yaşamınız boyunca asla tek yumurta ikizlerinde ve yapışık ikizlerde bile tekrarlanmıyor. Aynen Heraklitus'un dediği gibi aynı suda iki kere yıkanamıyorsunuz aslında. Heraklitus işte tabii değişime de dikkat çekmiş. Buz ölünce su çıkar, su ölünce buhar çıkar. Hem varız hem yokuz her an değişiyoruz diyor. Beyin de her an değişiyor. Stephen Rose 85 yaşında 21. yüzyılda Beyin diye bir kitap yazdı. Ünlü bir sinir bilimci. Ve bu kitabı da tavsiye ederim size. Stephen Rose diyor ki indirgemeci yöntemlerle beyni biz anlayamayız. Anlayamıyoruz zaten. Biraz sonra neden anlayamadığımızı biraz da açıklayacağım. Bütüncül senteze dayalı yeni bir beyin teorisine ihtiyacımız var. Yani ben ne dedim konuşmamın başında? Birçok şeyi moleküler düzeyde biliyoruz. Ancak bunları puzzle'da tek tek parçaları doğru yerine yerleştirerek büyük bir resmi görmemiz lazım. Beyinde büyük resmi henüz görebilir durumda değiliz. Tabii biz bir toplum içinde yaşıyoruz ve bir toplumla karşılıklı etkileşim içindeyiz. Burada sosyoloji de işin içine giriyor. Burada insan bilimi dediğimiz antropoloji işin içine giriyor. Ve Stephen Rose aslında Ralph Adobs ve David Anderson gibi kişilerin ileri sürdüğü bir teoriyi ortaya sürüyor. İnsan toplumsal davranışının bilişsel nörobilim değerlendirmemiz lazım diyor. Yani insanın davranışını sadece bireysel olarak değil, etkileştiği çevreyle de birlikte değerlendirmemiz lazım. Burada da nörobilimin aslında psikolog, antropolog, etolog, sosyolog ve felsefecilerle işbirliği yapmasına ihtiyaç duyuyoruz. Yani daha multidisipliner çalışmamız gerekiyor insan beynini açıklayabilmemiz için. Bakın bunu ilk defa kullanan benim, dünyada başka da kullanan olmadı diye biliyorum henüz. Sadece insanın bir nöroplastisitesi yok arkadaşlar. İnsanı, her bir insanı bir toplumun nöronu gibi kabul ederseniz,
ve insanların başka insanlarla sosyal etkileşim içinde olduğunu da düşünürseniz, insan etkileşimlerinin aslında sosyal bir nöroplastisiteye dönüştüğünü, social neuroplasticity olduğunu, yani toplumsal bir nöroplastisite olduğunu görürsünüz. Toplumsal travmalar var. Yani depremden sonra toplumlar etkileniyor felaketlerden sonra. Covid-19 ve deprem artı ekonomik kriz Türkiye'yi çok fena vurdu. Kendi çevrenizde hem mental hastalıklarda artış olduğunu hem gençlerin davranışlarında önemli farklılıklar olduğunu önceki dönemdeki gençlere göre hem de toplumun bir garipleştiğini rahatlıkla görebiliyoruz ve burada işte bir kontradaptasyon social neuroplastisite üzerinden söz konusu. Şimdi gelelim şu kuantum meselesiyle bu akşamki konuşmamı noktalamaya çalışacağım. Hani dedim ya konuşmamın başında beyin olalı böyle ızdırap görmemiştir demiştik. 21. yüzyılın başında herkes beyin uzmanı, herkes beyinle ilgili bir şeyler söyledi. Şimdi de kuantumcular çıktı ortaya. Yani kuantum aşk, kuantum seks, kuantum düşünce biçimi, kuantum düşüncenizi geliştirerek işte sınavlarda başarılı olun falan filan bir sürü safsata havada uçuşuyor. Şimdi kuantumu anlamak zor. Kuantumu anlayabilmek için asgari fizik bilgisine biraz sahip olmak lazım ama sorun burada bitmiyor. Çok iyi fizikçiler de kuantum fiziğini anlayamıyorlar bazen veya anlamakta zorluk çekiyorlar. Neden? Çünkü birçok şeyi açıkladığı gibi birçok şeyin de yerli yerine oturtulması gerekiyor kuantum fiziğinde. Henüz gelişme aşamasında. Kuantum bilgisayarlarından falan bahsediliyor. İşte bir film vardı Lucy diye. İzleyenler var mı bilmiyorum. Film şunun üzerine kuruluydu. Biz sadece beynimizin işte %10'unu kullanıyoruz ama %100'ünü kullansaydık bir kuantum bilgisayarına dönüşebilirdik. Bilim kurgu olarak çok güzel bir film ama çok saçma bir film. Yani sonuç itibariyle çünkü insan beyni bilgisayar mantığıyla çalışmıyor. Az önce birçok önemli şeyi söyledim. Ama hayatta antropoloji bilmeyen, felsefe bilmeyen, fizik bilmeyen insanlar ortaya çıkıp hem insan beyni hem de kuantum konusunda ahkam kesebiliyorlar. Max Planck bunu ortaya attı ilk defa. Ve burada özgür irade üzerinden özellikle çok fazla tartışılıyor. Kuantum süreçleri acaba beyinde gelişiyor mu? Beyinde kuantum süreçleri söz konusu mu? Gibi bir soruyla karşı karşıyayız. Aslında bütün problem şu René Descartes'tan başlıyor. René Descartes 1600'lerde bir beynimiz var dedi. Şimdi tartışma neydi Hipokrat'ta, antik çağda, ondan sonraki dönemde? Tartışma şuydu. Bir beynimiz var. Peki zihnimiz, düşüncelerimiz nerede oluşuyor? Davranışlarımız beynimizde oluşuyor. Nasıl oluşuyor? İndirgemeci moleküler nörobilim bunu şöyle açıkladı. İşte nörokimyasallar salıveriliyor. Bağlantılar oluyor. Bu bağlantısallık neticesinde de İşte biz seviyoruz, özlüyoruz, ağlıyoruz, gülüyoruz, bir şeyler oluyor. Tamam, güzel. Bunun bana resmini çizebilir misiniz veya bir görüntüsünü ortaya koyabilir misiniz beyinde? Bunu gerçekten beyindeki bağlantılar mı yapıyor? Yoksa başka bir şey daha mı var? Descartes diyor ki ruh, zihin vardır. Yani bir zihin var, beyin var. Bir de ruh var bunun dışında. Buna dualite deniyor, dualizm deniyor ve felsefenin en önemli konularından bir tanesi hala günümüzde tartışılıyor. Descartes şunu yaptı, zihin yani ruh, burada zihni ruh temsil ediyor, zihin beyin ikileminde, fiziksel beyinden ve bedenden ayrıdır. Epifiz yani pineal bez yardımıyla etkileşime girerek bir şeyler yapıyor. Yani beyinde de bir yer göstermesi gerekiyordu. Bakmış ki epifiz ilgisini çekmiş, işte burası demiş. Yani
Ruh burada oturuyor. Ruhumuz bizim epifiz bezinde. Bugün geldiğimiz noktada epifiz bezinde ruhun oturmadığını, buranın kronobiyolojiyle çok ilgili olduğunu, melatonin salıverilmesiyle çok ilişkili olduğunu biliyoruz. Ama Descartes'in bu ruh beyin ikilemi veya zihin beyin ikilemi hala tartışılmaya devam ediyor. Sir John Eccles 1986'da nörotransmitter salıverilmesinin aklın olaya dahil olduğu kuantum mekanik süreçlere bağlı olduğunu ve bunun özgür iradenin temelini oluşturduğunu iddia etti. Kuantumla ilgili ilk iddia 1986'da geldi. Şimdi normalde açıklayamıyoruz ya, ruhu gösteremiyoruz. fMRI ile gösteremiyoruz. MR ile gösteremiyoruz. Beyinde işte hoşlandığım elma şekerini görünce efendim nükleus accumbens de ışık yanıyor veya nükleus accumbens aktive oluyor. Bu bir beyin bölgesinin aktif olduğunu gösteriyor. Bana işin resmini çizmiyor. Yani oradaki düşünce sürecinin tam olarak ne olduğunu bana göstermiyor. Diyor ki Eccles, nörotransmitter salıverilmesi vesaire gibi sinaptik olaylar sonunda akıl oluşmuyor diyor. Bakın, akıl aslında var. Yani bir üst akıl var beyinde. Akıl şeyi yönetiyor. Yani nörotransmitterlerin salıverilmesine akıl yönetiyor. O zaman nereye geliyoruz sevgili sinir bilimci kardeşlerim? Beyinde nörokimyasal salıverilmesini de modüle eden başka bir güç daha var. Belki göremediğimiz başka hücreler var. Yeni bir Golgi'ye ihtiyacımız var. Birisi de başka bir boyama yöntemiyle diyecek ki beyinde şu hücreler var, bunu yıllarca göremedik. Ha işte bunlar da nöronları da idare ediyor. Dese bu sorun çözülecek. Henüz böyle bir şey diyemediğimiz için de sorun devam ediyor. Henry Pierre Stapp diye bir adam var. Fizikçi bu. Şuradaki makale güzel bir makale. Yani Quantum Physics in Neuroscience and Psychology. A neurophysical model of mind-brain interaction. Beyin, zihin etkileşiminin neuroscience bakımından ve kuantum fiziği bakımından ele alan ve adam şöyle bir Quantum Theory and Free Will, yani özgür irade ve kuantum teorisi kitap yazmış mesela Henry Pierre Stapp. Kitapları falan okumadan millet ahkam kesiyor piyasada. Yani sürekli bir şeyler söylüyor. Stop kim diye soruyorum. O da kim falan diye soruyorlar. Ama gidin şimdi İstanbul'da şey var. Kitap fuarı var. Beylikdüzü'ne gidin. Suyun hafızası var. Efendim Kuantum Aşk kitabının yazarlarının önünde büyük bir kuyruk göreceksiniz. Ben gitsem oraya herhalde görünmeyen beyni imzalatmaya üç kişi ya gelir ya gelmez bütün gün boyunca. Durum bundan ibaret. Şimdi stop bilinç beyin bağlantısının aslında bir fizik problemi olduğunu, yani aynen Newton'un falan yaptığı gibi, Einstein'ın yaptığı gibi beyin zihin ikilemini çözebilmek için bizim bir şeye ihtiyacımız var. Biz fizik formülüne ihtiyacımız var. Nörobilim hala akıl zihin gibi konuları indirgemeci yaklaştığı için açıklayamıyor diyor. Ve modern kuantum teorisi aslında deneyim üzerine kurulmuş. Gerçekliğin ancak gözlemci onu gözlediği zaman var olduğu kabul edilir diyor. Yani bir şeyi gözlemlediğin zaman ancak var oluyor. Kalsiyum iyonlarının bir veziküldeki nörotransmitterin salınımını tetikledikleri nöron terminallerine girdikleri kanallardan geçişi olasılık dahilinde bir süreç aslında. İyonlar buradan ister geçerler ister geçmezler. Bazen bu tetiklenir bazen de tetiklenmez. İlla tetiklenecek diye bir kural yok. Ama bunu belirleyenin de niyet olduğunu söylediğinde biraz iş artık astrolojiye doğru kaymaya başlıyor. Yani çünkü konuyu zorladıkça, zorladığınız zaman oralara doğru gidebiliyor. Peki biz burada nerede duracağız? Burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Az önce söyledim, olasılık meselesi var. Burada
Bir süper füzyon, süper pozisyon söz konusu. Yani hem bir dalga hem bir parça fonksiyonu aynı anda olabiliyor. Nörokimyasalların salı verilmesi de öyle. Nörotransmitter salı verilmesi bir düşünceyi devam etmek için gereklidir. Sonuç olarak ellerini yıka ya da bahçeye git düşüncelerin hangisinin davranışa dönüşeceği de gene bir olasılık karar mekanizması, karar meselesi, bir niyet meselesi yani. Burada niyet son derece önemli. Kuantum süreçleri gerçekten beyinde oluyorsa, beyin kuantum çalışmaları kuantum fiziğindeki keşiflerle doğru kombine edilebilse, nörobilimcilerin açıklamakta güçlük çektiği bilinç, zihin, düşünce süreçleri ve ruh gibi olguların açıklanmasına yardımcı olabilir. Şimdi burada bakın, sinaps yapısı aslında kuantum fiziğine oldukça uygun. Kuantum sıçraması denilen de bir olay var. Normalde bir elektron bir elektrik alanından geçemez klasik fizikte. Ancak kuantum fiziğinde bu öbür tarafa rahatlıkla geçebiliyor. Hatta meşhur bir çift yarık deneyi falan vardı. Şimdi ben bunlara da girerek konuyu iyice dağıtmak istemiyorum. Düşünce ve zihin süreçleri ya da ruh gibi mevcut koşullarda görüntüleyemediğimiz ve tartışmaya devam ettiğimiz olguların sinapslarda dalga fonksiyonunun çökmesiyle ortaya çıktığı varsayılabilir gibi bir yaklaşım var. Beyindeki nöronlar arası trilyonlarca bağlantı olasılığı göz önüne alındığında bunları mevcut teknolojiyle göremememizin nedeni de teknoloji yetersizliği olabilir. Henüz biz bu teknolojiye sahip değiliz. Ancak beyin mi yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan meselesi var ya. Beyin mi nörotransmitter salıverilmesini indikliyor yoksa nörotransmitter salıverilmesi beyinde bir takım süreçleri mi indikliyor? Soru bu. Ciddi tartışma bu. Descartes'ten beri. Tabii ki moleküler nörobiyologlar şiddetle itiraz edeceklerdir buna. İşte diyor, daha ne olsun gösteriyoruz ya, salı veriliyor, kas orada kasılıyor falan filan. Ama buradaki bağlantısallığı ortaya hala koyabilmiş değiliz. Sherrington'ın 1930'larda tanımladığı sinaps kavramının kuantum fiziğiyle ele alınması burada göremediğimiz şeyleri görünür hale getirebilir. Biliyorsunuz birçok hastalığı da, otizmi de, Alzheimer'i de, şizofreniyi de ne tarif edebiliyoruz, çok net bir şekilde devamlı alt kategorilerle falan gidiyoruz. Ne de tedavi edebiliyoruz. Sebebi belki beyinde ne olduğunu tam olarak görmüyoruz. Onu tam olarak görebildiğimiz zaman belki nokta atışıyla ya da duruma müdahil olarak bu hastalıkları tamamen ortadan kaldırmamız mümkün olabilecek. Şu anda elden geldiği kadar bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama belki de Hanabusu İcho'nun şu kaligrafisindeki gibi bir durumdayız. Yani işte adam 8 kör adam bir fili betimliyor. Adam işte kuyruğunu tutuyor, hortum diyor, dişini tutuyor, mızrak diyor, gövdesini tutuyor, duvar diyor. Aslında bu bir fil. Ama biz büyük resmi beyinde hala göremediğimiz kanaatinde olan çok fazla bilimci var. O yüzden de çok fazla arayışlar var. Ben bunu biraz bu konuları görünmeyen beynin yeni baskısında detaylı bir şekilde ele almaya çalıştım. İşte burada NASA teleskopları gelişinceye kadar bizim uzay kavramımız Samanyolu galaksisiyle sınırlıydı. Bugün bu galaksinin dışına çıktık mı? Çıktık. Hangi sayede? Hubble teleskobuyla başlayan yeni nesil teleskoplarla çıktık. Belki yeni nesil mikroskoplara, yeni nesil boyama yöntemlerine ve yeni nesil yaklaşımlara ihtiyacımız olabilir. Şu anda sinir bilimde yapılacak çok şey var. Bu da iyi haber size, sinir bilim topluluğu üyeleri. Yani biz artık yaşlandık, sizler gençsiniz. Epeyce soru çıkarabileceksiniz. Ama benim size en büyük tavsiyelerimden bir tanesi felsefeyi ve antropolojiyi ve sosyolojiyi
sinir bilim alanında çalışan birinin çok iyi öğrenmesi lazım gelecek için. Yani derslerine bakıyorum nörobilim programlarının, moleküler biyoloji, bil şu bu, ya felsefe yazın biraz buraya, buraya antropoloji yazın, buraya sosyoloji yazın. Çünkü beyin dediğiniz olay sosyal bir olay, iletişim ve etkileşim. Çevreyle iletişim ve etkileşim çok önemli. Naçizane yazdığım böyle bir kitap vardı 2011 yılında. Nöroplastisite ve depresyon diye de Türkçe böyle küçük bir kitap yazdım ama çizgi yayın evi falan da kapandı. Bunlar ancak sahaflarda bulunabilir ya da nadir kitapta bulunabilecek kitaplar. Böyle bir makale yayınlamıştık cinoplastisite ve nöropsikiyatrik hastalıklarla ilgili. Bir makalem Tianettin Dacı üzerinden, bir antidepresan üzerinden nöroplastisiteyi ve buradaki gelişmeleri ele almıştım. Bu daha iyi dergide yayınlanmıştı. Gene Alzheimer hastalığı ve nöroplastisite üzerine de bir makalem var. Bunlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunlar da yazdığım bazı kitaplar. Onları da göstereyim. Aşağıdakilerde iletişim adresim. Kimse beni bölmedi. Epeyce de fazla gevezelik yaptım. Sorular varsa ekran paylaşımını, eğer şu iletişim bilgilerini aldıysanız kapatabilirim ve sorulara geçebiliriz. Bu arada Güven Hoca'dan da açabildiği kadar arkadaşlar kameralarını açsın, bir de fotoğraf alalım derim. Hocam güzel sunum için çok teşekkür Paylaşımı durdurayım mı, kalsın mı? ederim. Bir söz hocam, paylaşımı durduralım. Arkadaşlar da fotoğraf Evet. için Peki. Paylaşımı durduruyorum.